11 Mart Koç burcunu neler bekliyor diyorsanız haftalık burcumuzda Koçlar aslında ne istedikleriyle alakalı değil. Bu ara acayip derece sinirli, üstüne gidilmeyecek kadar gergin. Bir şey söylesiniz bile pençelerini çıkarttığı bir noktada. O yüzden Koçlara bu hafta böyle bir sen iyisin abi, sen muhteşemsin hanımefendi deyip deyip bir dengeyi kurun. Ve onlar da aslında yaptıkları işle ilgili hataları fark edince kendileri bir sinir harbi yaşadılar. Lütfen bu hatalar olabilir ama işinizde başarılısınız ve ne istediğinizi biliyorsunuz. Panik yok diyorum. Panik yok deyince bir izleyicimiz açmış. Panik yok ama panik yaptım. Yani öyle panik yapmanıza gerek yok anlamında söylüyorum. Özel hayatımızla alakalı da aslında çok güzel bir evlilik düşünceniz var ve evlenmek istediğiniz insanı buldunuz ama parayla ve evle alakalı noktada çözemediğiniz sıkıntılardan dolayı erteliyorsunuz ama artık ona da bir yüzük kararı verdiniz ya da bu sözü sözü söyleme kararı verdiniz. Şimdiden mutluluklar diliyorum. İlişkisi olmayan koçlar için de evet geçtiğimiz haftadan bu haftaya doğru insanı yavaş yavaş bulma haftası dediğimiz için gerçekten hayatınızdaki doğru insanı bulacaksınız ve bu doğru ve hayırlı olacağını söyleyebiliriz. Sağlık konusunda da sizde de son zamanlarda boğaz enfeksiyonu gibi sıkıntılarınız olabilir. Dikkat diyorum. Boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız boğalar aslında hayatları boyunca iş formatlı bir evde yaşadıkları için işleriyle ilgili sadece konsantre oldular ve başarmak istediğiniz bir nokta var. Bunun başarısını en iyi şekilde alacaksınız. Ama etrafınızdaki insanlar sizi gerçekten kıskanıyor ve işinize tözek koymak yani önünüze engel koymak isteyen bazı insanlara dikkat edin. İşinize tözek düşebilir, tezek düşebilir. O yüzden dikkat edin. Ama güzel bir aşk dönemi de var sizde ve evliliğinizde de çocuk müşterisi yaşayacaksınız bu haftadan sonra. O yüzden boğalar ne istediklerini biliyorlar ve parasal evrede de toparlamak istediğiniz noktalarınız var. Bu toparlamak istediğiniz her şey size o kadar güzel bir çiçek kokusu kadar taze olacak ki panik yapmayın. Sağlık konusuyla ilgili boyun fıtığı, bel fıtığı, sırt bölgesi, sırtla, omurilikle ilgili hassas noktalarınız olabilir. Bu arada dikkat etmeniz gerektiği vücut hassasiyetinizi kontrol ederseniz sevinirim. Ve ailenizle de güzel bir yemek ve evinizde misafir ağırlamak istiyorsunuz. Bu hafta bunu da yapacaksınız. Hatta evi satıp yeni bir ev almak isteyen bazı boğa burçları için de tam zamanı yeni eve geçin istiyorum. İkizler burcu. 11 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız. Aslında ikizlerin yönettiği yöneticilere bir alınganlığı var da niye yöneticilerinizi alındığınızı anlamış değilim. Yani onlara bir kapris yapıyorsunuz. Sanki evdeki anneniz gibi. Lütfen yöneticiler ne istediğini biliyor ama sizin bu tavırlarınızdan rahatsız olan bazı yöneticiler işinize zarar verebilir. Lütfen hiçbir şey yokmuş gibi işinize konsantre olun istiyorum ikizler. Bir de özel hayatla ilgili yaşadığınız güzel bir ilişki var ama bu ilişkiyle ilgili güven problemi yaşıyorsunuz. Güveni oturtamadığınız için de bir türlü ilişkiye ileri adım atmıyorsunuz. Hep yarım bırakıyorsunuz. Artık güven konusunda da bir yardımcı, bir psikolog size ya da yoga, meditasyon enerjiniz iyi gelecektir. Güven probleminizin ortadan yok olması için sağlıklı diyorum. Sizin de uyku probleminiz olabilir. Uykuyla alakalı yaşadığınız gerginlikler olabilir bu hafta. Bu da geçici bir şey, kalıcı olmayacak. Ailenizle alakalı küçük bir operasyon ya da küçük bir araçla ilgili bir şey yaşanabilir. Ya da ailede büyüğümüzün bir sağlık problemi, ameliyat olabilir. Sonu hayırlı vardığını. Sizde de ufak bir araç değişikliği planınız var. Ama bu plan için biraz daha vaktiniz var diyorum. Aslan burçları, yengeç burçlarını, 11 Mart, kafamı karıştı bir daha. 11 Mart. Yengeç burçları neler bekliyor diyorsanız yengeçler aslında çok olumlu bir iş teklifi aldılar. Hatta şehir ya da farklı bir ülkeye geçiş yapan bazı yengeçler için çok hayırlı bir hafta. Bu işinizle alakalı daha büyük bir mevkiye atlayacaksınız. Ya farklı bir yöneticinizin size faydası ya da iş kurma niyetiniz olabilir yengeçler. Size gerçekten bu verimli ve aydınlık. Yani işinizle ilgili bu yıl Haziran'a kadar ne istiyorsanız, ev istiyorsanız olacak, araç istiyorsanız olacak. Çok doğru bir işin imzasını attınız. Bu size çok büyük bir kazanç sağlayacak. Evli yengeç burçları işe çok konsantre oldukları için evli ya da ilişkisiyle ilgilenemeyen yengeçler lütfen hem ilişkinizi kontrol edin hem işinizi kontrol edin. Çünkü hayatınızdaki insan sizin doğru insanınız. O insanın da sizin sevginize ve ilgisine ihtiyacı var. Ona bu aralar şımartın, küçük küçük hediyeler alın diyorum. Sizde de çocuk
düşünceniz var ya da çocuğunuzla ilgili yatırım planınız var. Bu yıl bitmeden çocuğunuzla ilgili yatırım planınız gerçekleşmiş olacak. 11 Mart aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aslanlar da paraya kavuştular, mutluluktan havada uçuyorlar ama bazı aslan burçları hala paraya kavuşmuş değil. Onların da hedefleri var ve bu hedeflere erişmiş olacaklar. İlişkisiyle ilgili gerçekten evlilik planındalar. Çok az kaldı, gelinlik ya da damatlık giyme haftasına giriş yapacaksınız. Provalar başlayacak ve ilişkisi olmayan aslanlar için de gerçekten Mart bitmeden doğru insanınızı ve hayat arkadaşınızı bulacaksınız. Aslanlar korkmayın, siz de bu hayatta yalnız değilsiniz derim. Çünkü yalnızlık size göre değil. Yalnız uyumak bile bazen istiyorum deseniz de yine bir nefes istiyorsunuz. Uzun süredir de aile ya da büyüklerle bir yemek ya da evinizle ilgili bir ağırlamak istediğiniz misafirleriniz var. Bu hafta, yani bu 11 Mart'tan sonraki hafta sizin için çok doğru. Ufak tefek kazalar atlatabilirsiniz ama bu dikkatsizliğinizden kaynaklanıyor. Nazar falan değil. Çünkü çok yoruldunuz. Vücudunuzun dinlenmesi gerekiyor. Bununla alakalı. Sizde de son zamanlarda eklem ağrısı, yani dirsek ağrısı, omuz ağrılarınız olabilir ama kalıcı bir rahatsızlık olarak görmüyorum. Ufak bir spor enerjisine ihtiyacınız var. Doğru olan bu diyorum. Başak burçlarına neler bekliyor diyorsanız 11 Mart'ta Başakların aslında çok güzel bir iş teklifi ve bu işi nasıl değerlendirecekleriyle ilgili plan ve projeye girdi Başaklar. Aslında işinizde çok verimlilik haftası, isteklerinizin daha verimli olacağı bir dönem. İşsiz olan Başak burçları için de güzel bir hap. Bu haftayı geçirdikten sonra doğru bir iş kapısı ve hayırlı olacak. Yurt dışına gitmek isteyen bazı Başaklar için de aslında plan doğru. Doğru ilerlerseniz gerçekten yurt dışı kapınız da hayırlı olacak. Ve uzun süredir satmak istediğiniz toprak ya da arazi ya da bir malla ilgili ailenin bir satmak istediği bir nokta var. Bu satılmış olacak ve paraya da kavuşmuş olacaksınız. Panik yapmayın. Çünkü sizin ne istediğiniz biliyorsunuz, sadece parasız evrenin verdiği yorgunluk var. Kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınızla gereksiz atışıyorsunuz. Bu ara gereksizlikleri kenara bırakın. Sinema, kitap ya da birbirinizle tiyatro vakti ayarlarsanız daha mutlu olacağını düşünüyorum. Hayırlı böyle olacak. Uzun süredir de görüşmek istediğiniz okul arkadaşlarınız ya da çevrenizdeki insanlarla diyalog dönemi var. Bu diyalog size çok keyifli olacak. Bir de araçla ilgili şikayetleriniz başladı. Paranız yok, bu ara değiştirmeyeceksiniz. Dikkat edin. Terazi burçları 11 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, terazilerin aslında geçmişteki borçlarını yavaş yavaş toparlama haftası ve hatta elinizde çıkartmak istediğiniz altınız ya da kenardaki paranızı, bütün borçlar ya da borç aldınız, bunları toparlama haftanıza giriş yaptınız. Artık çizelgeniz önünde, bu yılı tüm borçsuz bitirip hatta kendinize krediyle ev almak istiyorsunuz, yine borca düşünüyorsunuz. Yine borç, yine kredi ve ev alacaksınız terazi borçları. İstediğiniz yerden ve kalbinizden geçen noktadan alacaksınız. Ve uzun süredir de babaannenizden ya da dedenizden gelen bazı mallar da hanenize girecek. Belki krediye bile gerek kalmaz. O malda kendinizi istediğiniz noktadan ev alma söz konusu olacak. Sizde de diz kapaktaki sıvılar, sırttaki yani kemik sıvılarınızla alakalı. Belki vitamin B, vitamin eksikliğiniz ya da kalsiyum eksikliğiniz olabilir. Bunları biraz daha vücut yapınızı oluşturursanız daha sağlıklı bir dönem yaşayacağınıza inanıyorum. Sağlık konusunda belki gözlerle ilgili baş ağrısı olabilir ama çok ciddi bir sağlık problemi hissetmedim diyorum. Akrep burçları 11 Mart'ta neler bekliyor? İlişkinizde bir kavga, kıyamet ve tartışma ve ayrılık sonucuna doğru ilerleyen bir ilişkinin artık bırakılması gerektiğine karar veren bazı akrepler var. O yüzden onlar da ilişkiyle ilgili netlik haftasına girecekler. İş konusunda evet bazı borçlarınız var ama kendinizi toparladınız. Daha işinize ya da yapmış olduğunuz işe sahiplenme dediğimiz bir süreç var. Uzun süredir işsiz olan ve evde oturan akreplere de Nisan ayına kadar doğru iş kapısı olacak. Bunun mutluluğunu yaşayacaksınız. Panik yapmayın akrepler. Size de güzel işlerin teklifleri gelecek ve bu teklifler size olumluluk getireceğini söyleyebilirim. Ama sizin böyle bir bu ara sizin enerjinizde herkese bir ay maşallah dediğiniz kişi 40 gün yaşamıyor. Bu aralar kimseye gözünüzle böyle ay ne güzel giyinmişsiniz demeyin, düşüp kaza geçirebilir. O yüzden bu ara gözünüzde iyi şeyler niyetleriniz size olsun, başkasına olmasın diyorum. Niye? Yani ev isteyin hemen ev alınacak gibi, araba isteyin araba alınacak, böyle bir enerjiniz var. Yani ne istiyorsanız gerçekleşecek bir haftanın enerjisi var. Akrepler, isteklerinizle açık bir haftadasınız. Bunu doğru değerlendirirseniz para enerjiniz çok iyi olacağını düşünüyorum. Yay burcu 11 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, yaylar aslında evlilik isteyen bazı yaylar artık çıldırdı. Ben çocuk istiyorum, yaşım geçti,
Evlilik istiyorum, benim evlilik hayatım olmayacak mı diye korkan yaylar bu yıl onlar için doğru. Yani aslında Mart bitimi ya da Mart ortasından sonra doğru aşk ve evlilik yapacağımız insanlar, artık siz de çocuk istiyorsanız gerçekten baba ve anne olacağınız yıla hazırlandığınızı söyleyebilirim. İşinizle alakalı çok mutlusunuz ama maaş konusunda mutsuz olan bazı yaylar için biraz daha sabırlı olursanız maaşınız da biraz daha iyi olacak ve kazancınızla ilgili planlarınız var ve yatırım yapmak istiyorsunuz ve kendine küçük bir araba almak isteyen bazı yaylar için de bu Haziran'a kadar istediğiniz arabanın sevinci var. Bu aralar annenize gereksiz gerginsiniz. Yani anneyi ya da ablayı ya da kız, kadın olan kişilere gelmeyi bırakın. Sakin bir dönemle onlarla vakit geçirmeyi deneyin. Çünkü hep sizi anlamasını istiyorsunuz ama hiç kimseyi anlamadığınız için hep herkes sizi anlasın. Hayır yaylar, lütfen artık sizin de anlama döneminiz başladı. Birbirinizi doğru anlarsanız daha mutlu olacağını düşünün. Bu ara evde kaybolabilir yüzük, bilezik, para. Dikkat edin, çevrenizdeki insanlar bu konuda biraz eli uzun olabilir. Oğlak burçları 11 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, evet, büyük bir iş anlaşması ve çok büyük bir iş kurmak isteyen bazı oğlaklar için çok doğru bir zaman. Bu işi başarmış olacaksınız ve çok iyi paralar kazanacağınızı söyleyebilirim. Bazı işiyle ilgili değişmesini isteyen ve farklı şehre gitmek isteyen bazı oğlaklar için de bu Nisan ayına kadar, yani Mart bitiminde bu kararı verecekler. Nisan'da gitmek istedikleriniz yolu belirleyeceksiniz. Ama sizde de bu ara böyle bir uyku hali, bir kilo aldım, zayıflayayım mı, zayıflamayayım mı, yiyeyim mi, yemeyeyim mi kararsızlığınız var. Bence vücudunuzdaki eski yağ oranınıza geri dönün. Çünkü vücut yağlanmaya başlamış. Bunları toparlamanız lazım. Bir de uzun süredir hep arabadan şikayet ediyordunuz. Satmak istiyorum, satmak istiyorum. Evet, satın, yeni bir araç size iyi gelecek ve uğurlu geleceğini düşünüyorum. Sizin de sanki yatak odanızla ilgili şikayet başladı. Bazı oğlaklarda yatak odası değişimi olacak ve bu hayırlı olacağını söyleyeceğim. Bir de çocuk isteyen bazı oğlaklar için de sürpriz bir karar, aileye mutluluk ve güzel bir bebek sevinci olacak. Bunu da muradını yaşayacaksınız. Uzun süredir de görüşmek istediğiniz ya da evinizde misafir ağırlamak istediğiniz ve hep yapacağım deyip ertelediğiniz insanlar artık kapınızı açma zamanı. Herkes sizin ne kadar güçlü olduğunuzu öğrenmesi lazım. Kova burçları 11 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, kovaların aslında yapmak istediği bir seyahat var ve bu seyahatten sonra kendini çok iyi hissedecek. Çünkü bu seyahat hem iş için, hem keyif için, hem iş anlaşmasını yapıp geleceksiniz, hem de keyfiniz ve ruhunuz daha iyi olacak. Ve ortak teklif alan bazı kova burçları için evet, doğru zaman, doğru imzanızı atın ve bu iş size para kazandıracak. Ama eğitimle ilgili de planladığınız bazı düşünceler var. Yabancı dil eğitimi ya da dilinizi geliştirmek istiyorsunuz. Hadi artık onun eğitimin vakti yok, yabancı dilinizi güçlendirin. Sizi eksik kılıyor ve bu konuda mutsuzsunuz. Atama bekleyen bazı kova burçları için de ne olur, Haziran'a kadar atamanız gerçekleşmiş olacak ve istediğiniz eğitim ya da istediğiniz okul kapınız da hayırlı olacak ya da devlet kapınız hayırlı olacak. Evlilik konusunda bu ara sakin kalan kova burçları, çünkü ilişki ve çevresindeki insanlar hep evliliğin kötü ya da ilişkinin kötü olduğu için bu ara aman ben evlenmek istemiyorum diyen kovaları da aslında aşk hazır ama cesaret problemi olduğu için biraz kenarda tutuyorsunuz. Tutmayın. Çünkü doğru insanınızı bulmuşsunuz. Ona kocaman sarılın diyorum. Ve uzun süredir de aile içerisinde bazı yaşanan miras tartışmalarından çok gerildiniz. Kimsenin derdini dinlemek zorunda değilsin kovalar. Kenara ne halleri varsa görsün. Balık burçları 11 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, balıkların aslında hayatlarıyla ilgili hep para kazanma odaklı oldukları için onlar sadece şu dönem, yani yıl sonuna kadar para, ev, mal, mülk, araba planı var. Ama işsiz olan balık burçları, ben bu hayali kuramıyorum bile Emine ablacığım diyen bazı balıklar için de evet, güzel aracılık doğrultusunda, yani insanların size aracılığı olmasıyla ilgili işe başlayacaksınız ve bu kalıcı işiniz olacak, panik yapmayın. Uzun süredir müzikle uğraşmak isteyen ya da sanatla uğraşmak isteyen bazı balıklar kendilerine müzik atölyesi ya da resim atölyesinde bulacak. Ev ve ya da araba ya da ilişkiyle ilgili yaşanan bazı karmaşıklıklardan yorgun olan balıklar düzeni ve düzenli hayata geliş sağlayacaklar. Doğru aşka da yelken açacaklar. Onların da güzel bir ilişkisi ve evlilikle sonuçlanabilme ihtimali yüksek. Bir de kendinize almak istediğiniz bu araba gibi değil de daha böyle rahat yaşamak ya da daha iyi noktaya erişmek istiyorsanız para yılınız başladı. Bunu doğru değerlendirin. Her şey aydınlıkta. Sizde de kulak iltihabı ya da boğaz iltihabı olabilir. Sağlığınıza dikkat edin diyorum. Evet, 11 Mart haftalık burcumuzu burada yorumladık. Ne diyelim? Sevgiyle kalın, mutlu kalın.